Gençler selamlar. Hazırsanız problemlere bu videoyla başlıyoruz. 6. haftadayız arkadaşlar. TYT 2023 matematik kampında 6. haftada arkadaşlarım oran orantıyı işledik biliyorsunuz. Şimdi ise problemlere başlangıcımızı yapıyoruz. Bugün, yarın ve sonraki hafta boyunca problemler işleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı bol miktarda soru çözeceğiz. 150'den fazla soru çözeceğiz arkadaşlarım. Ve bütün soruları da sizlere ben nasıl problem çözüyorsam o şekilde anlatacağım. Sizin de o şekilde çözmenizi isteyeceğim. Çünkü biliyorsunuz problemlerde biraz böyle hani her yiğidin yoğurt yeme şekli farklıdır gibisinden bir cümle var ya arkadaşlarım. İşte problemlerde de olay bu aslına bakarsanız. Yani her yiğidin problem çözme taktiği farklıdır gibisinden işte ben de size bir yiğit olarak gençler sizlere bu problemleri nasıl çözdüğümü, nelere dikkat ettiğimi, nasıl okumam gerektiğimi hepsini sevgili arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatacağım. Özellikle çözümleri çok ama çok dikkatli dinleyin. Ne kadar kitaptaki soruları çözdüyseniz de benim çözdüğüm gibi de çözmeye gayret gösterin. Şimdi eğer hazırsanız, kanala abone olduysanız ve bu videoyu da şu an beğendiyseniz dersimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlarım, öncelikle sıra sıra bu iki sayfayı dolduracağız. Buradaki bu videoda sadece bunu yapacağız arkadaşlar. Bir sayı, biz o sayıya bir değişken atayacağız. X, A, B isminin baş harfi olabilir, hiç sıkıntı yok ama genel itibariyle sevgili arkadaşlar X diyeceğiz. 3 katının 4 fazlası diyorsa bu x'in 3 katı 3x'tir. 4 fazlası da artı 4'tür. 4 fazlasının 3 katı diyorsa önce x'in 4 fazlasından bahsetmiş bakın. Daha sonrasında 3 katı diyor. Yani bunun 3 katı çarpı 3 diyeceğiz. Böylelikle bu da içeri dağıtırsanız 3x artı 12 gelecektir. Karesinin 2 eksi. X'in karesinin işte bunun 2 eksiğinden bahsetmiş. 2 eksiğinin karesi demiş. Yani x'in bu sefer 2 çıkaracaksın önce, daha sonra karesini alacaksın. Bakın şunla şunu birbirine karıştırmıyorsunuz gençler. 2 bölü 3'ü diyorsa x'in 2 bölü 3'ü x de 2 bölü 3'ü çarpmak demektir arkadaşlarım. 2 bölü 3'ünün önce x'in 2 bölü 3'ünü bulacağız ki bulmuştuk zaten. İşte bunun 1 bölü 5'i. Bunun da 1 bölü 5'i isteniyorsa demek ki bir daha 1 bölü 5 ile çarpmak gerekiyor. Karesinin 5 katı, x'in karesi x kare ve ben bunun 5 katını alacağım. 5x kare. 5 katının karekökü, bakın 5 katı x'in 5x'tir. Karekökü de budur arkadaşlar. 6 eksiğinin önce x eksi 6 dedik. 1 bölü 5'i. Demek ki ben bunu bir de 1 bölü 5 ile çarpacakmışım. 1 bölü 5'inin 6 eksiği. Önce x'in 1 bölü 5'ini bulacağız. Yani x bölü 5. 6 eksiği diyorsa da 6 çıkaracağız. Bu tarz işlemleri biz diyoruz ki Türkçe olarak verilen bize sözel cümleleri matematik diline çevirmek diyoruz. Eğer bunları eksiksiz biçimde halledebiliyorsan şanslısın, güzel yoldasın, doğru yoldasın, emin yoldasın. Bu şekilde devam et. Ama bunları yapamıyorsan önce biraz böyle soru bankalarındaki denklem kurma ve denklem çözme olaylarına biraz dikkat etmen gerekiyor, aklında bulunsun. Şimdi geçelim alt kısma. Bir kişinin yaşı. Yine o yaşa biz x diyeceğiz. Yine bir bakın yukarıdaki ile aynı olduğunu sakın unutmayın. Yani bunları sakın ola kafanıza şöyle düşünmeyin. İşte sayı problemi farklı çözülüyor. İşçi problemi bambaşka çözülüyor. İşte hız problemi bambaşka çözülüyor diye gibi kesinlikle düşünmeyin. Tamam. Evet. Çayımızı da içiyorsak bu sefer daha da doğru yoldayız. A yıl sonra. Şimdi bir kişinin yaşı x ise A yıl sonra x artı A yaşına girecektir. A yıl önce de x eksi A yaşındaydı. Eğer bir kişi A yıl önce doğmuş olsaydı önce doğan kişi büyük olur. Dolayısıyla ne kadar büyük olur? A yıl kadar büyük olur. A yıl sonra doğarsa da x eksi A yaşında olurdu deriz. Yaşları toplamı x olan A kişilik bir grup için diyelim. Yaşları toplamı x'miş arkadaşlarım ve bu grup A kişiymiş. T yıl sonraki yaşları toplamı. Şimdi yaşları toplamı x'ti. Bu grupta kaç kişi var? A kişi var. Bu yaşlarının toplamının üzerine her kişi, o A kişiden her kişi T yıl büyüyecek. Yani A çarpı T kadar eklememiz lazım bunun üzerine. Dolayısıyla yaşları toplamı ne olur arkadaşlarım? X artı A çarpı T olacaktır. T yıl önceki yaşları toplamı da X eksi A çarpı T olacaktır. Peki yaşlarının aritmetik ortalaması nedir? Yaşlarının toplamını vermiş zaten. Kaç kişi olduğunu da söylemiş grubun. Demek ki x bölü a'dır yaş ortalaması diyeceğiz sevgili gençler. 120. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Bir işçi eğer ki t saatte bitiriyorsa
1 saatte işin ne kadarı biter? 1 bölü t'si biter arkadaşlar. 2 saatte işin 2 bölü t'si biter. X saatte işin o zaman x bölü t'si biter. Yani bize 7 saatte işin kaçta kaçı bitmiştir diyorsa 7 bölü t kadarı bitmiştir diyeceğiz biz. Anlaşıldı mı? A işçisi bir işi t 1 saatte yapıyor olsun. Ya da biz buna hiç t 1 t 2 karıştırmayalım, kafalarımız karışmasın. A işçisi işi A saatte yapsın. B işçisi de aynı işi B saatte bitirebilsin. İkisi birlikte aynı işi kaç saatte bitirirler? Şimdi şöyle, A işçisi sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki birim zamanda 1 bölü A'sını yapar. Öteki de birim zamanda 1 bölü B'sini yapar. Yani birim zaman dediğimiz 1 saatte. Şimdi 1 saatte işim bu kadarı bitiyormuş. Yani ne kadarı bitiyormuş? Ben bunu B ile bunu A ile genişlettiğim takdirde A artı B bölü A çarpı B'si bitiyormuş. Bu 1 saatte biteni. Ben işin tamamını istiyorum. İşin tamamını bulabilmek adına da şunu yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki 1 saatte A artı B bölü A çarpı B'si bitiyorsa kaç saatte işin tamamı? Tamamı nedir? 1'dir arkadaşlar. İşin tamamı 1'dir. Dolayısıyla bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. Yani bunu ters çevirmektir amaç. Dolayısıyla A çarpı B bölü A artı B saatte biter diyeceğiz. Bakın bunun tersi, çarpımsal tersi. İkisi birlikte T saatte işin ne kadarını bitirirler? Şimdi bunlar birim saatte A artı B bölü A çarpı B'sini yapmıyorlar mıydı? O zaman T saatte de çarpı T kadarını bitirirler diyeceğiz gençler. Tabi soruların içerisinde burası T, A, B olmayacak. Bu A'lar, B'ler, T'ler hepsi birer sayı olacak. Daha kolay bir şekilde anlamlandıracağız, emin olun. A işçisi bir işi T saatte yapabiliyorsa, hızını K katına çıkarırsa işi kaç saatte bitirir, buna bakacağız. Şimdi normal şartlar altında T saatte bitiriyordu. Varsayalım ki V hızıyla. Şimdi hızını K katına çıkarırsa diyor ya, hızını K katına çıkarırsa T çarpı V çarpı K yapar. Şimdi normalde iş bu kadar enerjiyle bitebiliyordu. Dolayısıyla ben bunu yine ne yapacağım arkadaşlar? V çarpı T'ye eşitlemem lazım. O zaman buradaki T'nin de ne olması gerekiyor? Bir 1 bölü K ile çarpılması gerekiyor ki V çarpı T burada kalsın, K'lar birbirini götürsün. Dolayısıyla T 1 bölü K katına çıkıyor. Yani o zaman kaç saatte biter? T bölü K saatte iş biter. Hızını 1 bölü K katına düşürürse diyor. Şimdi hızı düşürüyoruz arkadaşlarım. T çarpı V idi. Hızı 1 bölü K katına düşürmek demek K'ya bölmek demek. O zaman T ne olur? K katına çıkar. Dolayısıyla bizim işi bitirme süremiz de K çarpı T olacaktır deriz. Şimdi burada hemen bir önceki videoda anlattığımız bir mesele vardı. Siz o meseleyi biliyorsunuz. Neydi arkadaşlarım bu mesele? Doğru orantı ters orantı meselesiydi. Yani ben burada hızımı artırıyorum ama yapılan iş zamanı küçülüyor. Dolayısıyla hem de orantılı, yani birini ne kadar arttırıyorsam öteki de aynı oranda artıyor. Birini ne kadar azaltırsam öteki de aynı oranda azalıyor. Dolayısıyla bunlar arasında nasıl bir orantı vardır hızla zaman arasında? Ters orantı vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Pekala, devam ediyorum. Yol dediğimiz büyüklük hızla zamanın çarpımıdır arkadaşlar. X dediğimiz burada yol, X yol. V dediğimiz arkadaşlar burada hız ve T de zaman arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben bir hareketlinin aldığı yolu bulabilmek için onun hızıyla ne kadar o hızla hareket ettiyse o zamanı çarpacağım. Buradan ben farklı formüller elde edebilir miyim? Pek tabi. V'yi yalnız bırakırsanız T burada çarpım durumda karşıya bölüm olarak gider, X bölü T bulursunuz. T'yi yalnız bırakırsanız da X bölü V bulursunuz. Yani V X bölü T'ye, T de X bölü V'ye eşittir deriz. Bir diğer konuysa, bakın burada ABC yolu var, güzergahı var. Bir araç A'da A noktasından V1 ile bu tarafa doğru, B'ye doğru. Başka bir araç da C noktasından V2 ile, V2 hızıyla yine B'ye doğru. Bunlar zıt yönde hareket ediyorlar. Şimdi gençler, ben burada AC yolunun, bakın AC yolunu nasıl hesaplarım? Şu şekilde hesaplarım. V1 ile V2'yi toplarım. Topladıktan sonra da sevgili arkadaşlarım, bunlar B noktasına gelene kadar kaç saat geçtiyse o zamanı çarparım. Çarptığım takdirde de AC yolunu bulmuş olurum. Tamam mı? Dolayısıyla da burada T'yi nasıl hesaplarsınız? AC'yi, bunu karşıya gönderirsiniz. V1 artı V2'ye bölerek hesaplarsınız karşılaşma sürelerini. Peki burada V1 hızlı hareketin
V1 hızlı hareketlinin V2 hızlı hareketliği kaç dakikada veya kaç saatte yakalayacağını nasıl buluruz? O da şu şekilde. AB mesafesini gidersin. Hızlı olan bu olduğu için, şimdi yavaş olan bu olsa, hızlı olan bu olsa imkanı yok, yetişemez zaten ömür billah. Sonsuza kadar düz gitmeleri lazım ki V2 dünyanın etrafını tersten dönüp ona yaklaşsın. Tamam mı? Bu da zaten imkansız. Şimdi AB yolunu ben V1'den V2'yi çıkaracağım, böleceğim. Dolayısıyla bu da bana artık karşılaşma ya da A'dan hareket eden hareketlinin B'den hareket eden hareketliği yakalama süresi olarak karşıma çıkacak. Bir de ortalama hız kavramı var arkadaşlarım. V ortalama. V ortalamayı nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu şekilde. Toplam alınan yol bölü yolda geçirilen toplam zaman. Bu şekilde yazarsanız işte bu size toplam alınan yolu toplam geçirilen zamana böldüğünüz takdirde ortalama hızı bulmuş olursunuz diyeceğiz. Devam ediyorum bir diğer sayfamla. Bir A sayısının %x'i demek A çarpı x bölü 100 demek arkadaşlar. %x fazlası demek, bakın bu da A'nın üzerine A'nın %x'ini eklemek demektir. %x fazlası. %x eksiği de A'dan A'nın %x'ini çıkarmak demektir. Şimdi burada örnek veriyorum. 60 sayısının %20 fazlasını hesaplamak istiyorsam ben, 60 sayısının %20 fazlasını hesaplamak istiyorum. Ne yaparım biliyor musunuz? Bunu direkt 120 bölü 100 ile çarparım. Zaten bakın %20 fazlası var burada. Dolayısıyla ben bununla bunu çarparsam direkt %20 fazlasını hesaplamış olurum. Normalde biz burada nasıl gösterdik? 60'ın üzerine 60'ın %20'sini ekleyeceğiz diye gösterdik. Dolayısıyla ha bu işlemi yapmışsın, ha bu işlemi yapmışsın ki şu daha kısadır. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisiyle de hesaplayabilirsin. İnanmayanlar varsa şu ikisini hesaplasınlar. İkisinin de aynı çıktığını göreceklerdir. X gram su ve Y gram tuz karıştırılırsa karışımın tuz oranı. Şimdi tuz oranından bahsediyoruz bakın. Oran dediği için illa yüzdesinden bahsetmiyoruz. Yüzde de buradan bahsediyoruz bakın. Oranından bahsediyoruz. Dolayısıyla ben tuz oranını bulmak için tuzu toplam karışıma bölmem gerekiyor. Y bölü x artı y. X su vardı, y de tuz vardı. Su oranı da y bölü x artı y'dir arkadaşlarım. Y kadar su vardı, x artı y de toplam karışımdı. Karışımın tuz yüzdesi deniliyor bakın. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. X artı y kadar karışımda y kadar tuz varsa yüzlük karışımda ne kadar tuz vardır diye soracak olursak şunla şunu çarpıp şuna bölüyorduk biliyorsunuz. Dolayısıyla ben ne diyecekmişim? 100 çarpı y bölü x artı y'dir bizim cevabımız. O zaman karışımın su yüzdesi de 100 çarpı x kadar su vardı bölü karışımın toplamı diyeceğiz. Yüzde bu kadarı sevgili arkadaşlarım sudur. Yüzde bu kadarı da tuzdur diyeceğiz bu karışımın. Şimdi bir de grafik problemleri için bazı grafikleri tanımamız ve bilmemiz gerekiyor. Çizgi grafiği dediğimiz grafikler bir çokluğun bir değişkene göre miktarındaki değişimleri gösteren grafiktir. Mesela şu grafiğimize baktığımız zaman basit bir grafik değil mi? Ama birçok şey çıkarabiliriz buradan. Mesela 0 tane musluk varken 0 litre su akıtıyormuş. 0 litre su dolduruyormuş mesela bir havuza. Ama 2 tane musluk varken 200 litre su, 4 tane musluk varken 400 litre su doldurulabiliyormuş. Mesela burada 1 ve 3 değerlerini göstermemiş veya 8 değerini göstermemiş 8 musluk sayısını, ama ben kendim bunu bulabilirim artık. Çünkü şöyle derim, 2 tane musluk için 200 ise 1 tane musluk kaçtır derim. 2 katıysa 2 katıdır, 100 katıysa 100 katıdır. O zaman 1 tane musluk 1 çarpı 100'den 100 litre su akıtacaktır. Yani şurası 1 ise hop şöyle dersiniz, burası 100'dür diyebilirsiniz. Aynı şekilde buna biz artan bir grafik diyoruz. Alt kısımdaki grafiğimiz ise azalan bir grafiktir arkadaşlarım. Şöyle ki geçen zaman bölü kalan yol. Yani başlangıçta, yani hiç zaman nasıl diyeyim, hiç zaman neyse, hiç hareket etmeden sıfırıncı zamanda, başlangıç zamanında arkadaşlarım 1000 kilometre yol varmış mesela. Ben diyorum ki 1000 kilometre neresi olur? Herhalde buradan Artvin 1000 kilometre vardır, Ankara ile Artvin arası. Ve Erzurum arası 1000 kilometre vardır. Mesela ben şu an Ankara'dan hareket etmedim de, ama hareket edeceğim. Hareketimin başlangıcındayım. 0. saniyede, hareketimin 0. saniyesinde 1000 kilometre yol varmış Erzurum'a.
Hareketimin ikinci saatinde sevgili arkadaşlarım 500 kilometre yol kalmış. Yani bayağı hızlı gidiyorum. 250 ile falan gidiyorum. Tamam mı? Ve dördüncü saatine geçtiğimiz zaman da artık 0 kilometre varmış. Yani ben dördüncü saatin sonunda buradan Erzurum'a ulaşmış oluyorum gibi düşüneceğiz bunu. Yine burada da sevgili arkadaşlarım şunu düşüneceğiz. Bakın 1 ve 3'ü vermemiş. Yine bulabiliriz. Mesela 2 saatte 500 kilometre yol bitirdiğimize göre 1 saatte ne kadar yol bitiririz? Yarısı kadar. Çünkü 1'e 2 ise 500'e 250 olur. 250 kilometre bir yol bittiyse ne kadar yol kalmıştır? Hop çıktınız. 750 kilometre yol kalmıştır. 3. saatte 1 saatte 250 gidiliyorsa 3 saatte 750 gidilir. 1000'den 750'yi çıkarıyorsun. 3. saatin sonunda da mesela burada 250 kilometre yolunun kaldığını da söyleyebilirsin. Yani basit bir grafikten zorlarsan daha çok miktarda bilgiye erişebilirsin. Devam ediyorum arkadaşlarım. Sağ üst tarafta dairesel grafik. Bir çokluğun içindeki tüm içeriklerin çokluk içindeki oranını gösteren grafiktir. Bakın bu çok önemli. Bir çokluğun sevgili arkadaşlarım içindeki tüm içeriklerin çokluk içindeki oranını gösteriyor. Bakın bir oran veriyor bize. Yani burada şöyle demiyoruz. Burası 120 derece. Hani buraya da 360'dan 120'yi çıkarıp 240 derece diyorsunuz ya. Burada şundan bahsetmiyoruz. 120 gram tuz var, 240 gram su var demiyoruz. Bu 120'ye 240 dikkat ettiyseniz K'ya 2K kadardır. Yani 2 kadardır. 2K ya 2 katı kadardır su tuzun. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. 3K kadar bir karışım var. Bunun 2K'sı su deriz. K kadarı tuz deriz. Bu yorumu yapabiliriz arkadaşlarım. Veya sen bu yorumdan kalkar gidersin bu grafiği çizersin. Nasıl çizersin? Şöyle dersin. K kadar tuz var. 2K kadar da su var. K'ya 2K toplam 3K mı yapıyor? O zaman hemen dersin ki 3K'yı bunun tamamı kaç derece? 360 derece dersin. O zaman K'ya ben 120 derece. 2K'ya da tabii ki K 120 olduğu için artık 240 derecelik bir açı çizmem gerekiyor dersin. Açını çizersin. Sonra dersin ki 120 dereceye tuzu koyarsın. Çünkü tuz K'ydı. 240 derecede gidersin suyu koyarsın. Çünkü su 2K'ydı. Böylelikle bu grafiği de elde etmiş olabilirsin. Aynı şekilde bu grafikte sadece 2 tane maddenin oranını kıyaslamadan 3 tane, 4 tane, 10 tane, 15 tane birbirinden değişken olan şeyleri de maddeleri, cisimleri de bu şekilde kıyaslayabilirsin. Şunu da unutmayın. Bunun tamamı 360 dereceydi. 140, 40 daha. 180 mesela süt ne kadarmış arkadaşlar burada? 180 derece. Hadi bunu da mesela çıkaralım. Süt 180 derece denilmiş. Su 40 derece. Un da arkadaşlarım un yazıyorum. Ne yazıyorum acaba un yerine? Un da arkadaşlarım 140 dereceymiş. Bakın sıfırları önce bir sildim. Hepsini 2'ye böldüm. 9, 2 ve 7. O zaman sütten 9K varmış, sudan 2K varmış, undan da 7K varmış diye bunları oranlayabilirim. Doğru orantılı şekilde bunlara su işte süte 9K, suya 2K, una 7K şeklinde çıkarabilirsiniz. Sütün grafiği ki okuması en zevkli ve en kolay olanlardandır ama genelde de böyle küçümsendiği için çok fazla hata yapılır sınav esnasında. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceksin. Hiçbir konuyu küçümsemece falan yok. Birden fazla veriyi karşılaştırmak için kullanılan grafiklerdir. Bakın birden fazla veriyi. Örnek veriyorum gün ve okunan sayfa denilmiş. Şimdi gün ve okunan sayfada birinci gün 25 sayfa kitap okunmuş mesela. İkinci gün 15 sayfa, üçüncü gün 40 sayfa, dördüncü gün 50 sayfa okunmuş. Peki bunlar benim ne işime yarayabilir? Ben bunların içerisinden nasıl bilgiler üretebilirim? Mesela şunu üretebiliriz. İlk 3 gün okuduğu toplam sayfa sayısı derse 15, 25 ve 40'ı toplarsınız. Veya dersiniz ki bu kitabı okuyan kişi 4 günde ortalama kaç sayfa kitap okumuştur diye sorarsa 50'yi, 40'ı, 25'i ve 15'i toplarsınız. Gidersiniz 4 gün olduğu için 4'e bölersiniz ve ortalama okunan sayfa sayısını bulabilirsiniz. Veya der ki bu kişi 4 gün boyunca en fazla x kadar en az y kadar sayfa kitap okumuştur. X çarpı y kaçtır? X eksi y kaçtır? X artı y kaçtır? Gibi sorular sorabilir. Dolayısıyla arkadaşlarım bu tarz grafiklerin içerisinden oldukça fazla yorumda yine biz üretebiliriz. Artık gerisi bizim hayal gücümüze ve bu argümanları kullanma yeteneğimize kalmış. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Pekala. Şimdi bir sonraki sayfamızda artık sayı ve kesir problemleri diye konumuza başlayacağız. Sayı ve kesir problemlerinden sonraki zaten kitabın en başında da ben size şurada göstermiştim.
Buraları da dolduruyorsunuz inşallah. Bakın sayı ve yaş problemleri, işçi hareket problemleri, yüzde karışım problemleri, en son grafik problemleri var ama karışım problemlerinin içerisinde ben size anlatacağım arkadaşlarım. Zaten 2-3 tane örnek var orada. Dolayısıyla biz bu hafta bunların hepsini anlatacağız. Şıksız olan sorular bunlar. Ve haftaya da problemler 1. 2. 3. test ve 4. 5. 6. testin videolarını yükleyeceğim arkadaşlarım. 8. haftada sembolik mantık ve kümelerle devam edeceğiz. Kampın sonlarına doğru yaklaşıyoruz artık. Umarım verimli geçiyordur. Umarım istediğini bu kamptan sonra alabileceksin. Ben iddia ediyorum arkadaşlar, bu kampı layıkıyla bitiren ve dediklerimi yapan her arkadaşım minimum 20 neti taş arkadaşlar. Tamam. Şimdi eğer hazırsanız buna hazırsanız arkadaşlar, şu an bu videoya veda ediyorum. Bu videodan sonraki videoda, yani sayı ve kesir problemlerinde sevgili arkadaşlarım, görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.